Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşımızın doğum günü var, onun için hazırlanıyorum. Duştan çıktım, şöyle saçlarımı tarıyordum hatta. Biraz makyaj yapacağım, çok ağır bir şey yapmayacağım. Böyle hafif yüzümü renklendireceğim sadece. Daha sonra da çıkacağız zaten. Sanırım odamızda, evimde açtığım ilk vlog olabilir şu anda. Ev turundan önce büyük ihtimalle bu vlogu yayınlamış olurum. Daha sonra da ev turu gelecek zaten en yakın zamanda. Şekilde hazırım. Saçlarımı bu şekilde topladım. Bilmiyorum, belki açarım ama taktığım küpelerden dolayı toplu model daha iyi durur gibi. Şöyle buradan da göstereyim size. Sanırım allığı bir tık fazla sürmüşüm. Onu birazcık sileceğim. Gerçekten makyaj malzemesi alışverişine çıkmam gerekiyor. Düğün öncesi aslında çıkacaktım ama hiç zamanım olmadı. O yüzden bu zamana kaldı. Bu da yüzümde sabitlenmiş çünkü MAC'in bu sabitleyicisini sürmüştüm az önce. Gerçekten iyi sabitliyormuş. Şu an bunu da anlamış oldum. Yüzümdeki allığı kapatmıyor şu anda. Neyse. Biraz fazla oldu ama olsun. Elbisemi de size detaylı göstereyim. Daha önce gerçi giymiştim bu elbiseyi. Yine de size şöyle detaylı göstereceğim. Şöyle bir elbise. Bu şekilde. Şimdi çıkacağız. Ege bir şeyler atıştırıyordu en son. Bir ona bakayım. Sonra zaten çıkarız. Görüşürüz. Bu arada şöyle bir çanta aldım. Bunu da göstereyim size. Işıl ışıl bir. Kerimcan'ı bekliyoruz şimdi. Onu alacağız. Oradan da geçeceğiz Hilal'in doğum gününe. Orada kahve var mıdır? Bir kahve kolik olarak bugünkü kotamı tam olarak doldurmadım. O yüzden kahve içebilirim. Bugün hiç kahve içmedim, biliyor musun? Sen içmiyorsun ki zaten. Bugün hiç içmedim ama. Sen hiç içmiyorsun. Hayır, ben şantiyede her gün. Ege bana kahvelerimde eşlik etmiyor. Bu benim canımı sıkıyor. Yani çok nadir eder. Hani. Aşk olsun. Hadi bir kahve içelim derim. Bazen eşlik eder. Ama... Baskı yoluyla bana kahve içiriyorsun. Hani. Bak, ben işte içmiyorsun demek ki. İşte tamam, demek ki içiyorum artık. Böyle dediğime göre ve sen de bunu kabul ettiğine göre. Geldik şimdi. Şöyle selam verin. Sigara bile. Başka geldik. Selam. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Delik olsun. Hamile olunca elbisin deli pasta. Mutlu yıllar. İyi ki doğdun. Vlogluyoruz hep birlikte kızlar. Konuştum ya. Pardon. Annen ışık yapın ya. Ben Selin'in doğum gününe katılamadım geçen hafta. O yüzden beraber izleyeceğiz. Gerçekten. Hadi. Kalktık şimdi. Bir Merve'lere geçeceğiz. Kahve falan içeceğiz. Biraz otururuz. Sonra da eve geçeriz oradan. Eve geldik şimdi. Yatacağız. Şu anda saat 3 falan. Bu arada benim
Böyle gözlerim falan kıpkırmızı. Burnum kaşınıyor. Alerjim tuttu. Biliyorsunuz Merve'lerin kedisi var, Mars. Büyük ihtimalle kediye alerjim var. Ondan dolayı olan bir şey. Yani normalde hani kedinin olması bana bir zarar vermiyor ama kediye dokunmuştum. Daha sonra elimi gözüme götürdüm. Ondan sonra kaşınmaya başladı. Bu tarz bir alerjim var yani. Burnum falan da akıyor çünkü. Zaten yapı olarak da çok alerjiye müsait. Bahar aylarında falan da polenden dolayı çok alerji olur. Burnum akar falan. Öyle yani. Şimdi bir yüzümü yıkamak istiyorum hemen. Biraz makyajımı falan çıkardım zaten orada. Sonra da yatacağız. Size de bir iyi geceler demek istedim. İyi geceler. Yeni bir günden herkese selam. Biz uyandık şimdi, hazırlandık. Bugün Ege ile birlikte birkaç halletmemiz gereken işimiz var. Onları halledeceğiz. Daha sonrasında bugün akşam Mersin'de daha önce gittiğimiz Antep'te kuyumculuk altın defilesine, fuarına gitmiştik. Bugün de Mersin'de var. Mersin'e gideceğiz. Ondan dolayı eve geliriz, hazırlanırız. Şimdilik çıkıyoruz. Yine gün içinde ara ara sizlere kamerayı açarım. Görüşürüz. Evde bir şeyler yeriz dedik ama aceleyle çıkmamız gerekiyordu. O yüzden şöyle poğaça falan aldık. Bayağıdır da poğaça yemiyordum. Kendi adına konuşabilir misin? Ben bir şantiyeciyim. Ben bayağıdır yemiyordum. Ben bir şantiyeciyim. Özlemişim. Bu mesela yağsız bir poğaça böyle. O yüzden çok seviyorum bu tarz olanları. Böyle yağlı yağlı olanlar hele de sıcakta hiç yenmiyor ama bu bayağı güzel. Yiyecek misin? Tabii ki de. Almadım ki sana. O zaman sen yiyemezsin. Eve geldik, biraz dinlendik. Dışarıda biraz işimiz vardı. Aslında sabahtan çıktık. Bir Filiz annelere geçtik. Orada oturduk biraz. Daha sonra dışarıdaki işlerimizi hallettik. Şimdi eve geldik. Birazcık da dinlendim evde ben. Çay falan içtim. Hatta kahve içecektim ve evde kahve bitmiş. İnanılmaz üzüldüm, buna anlatamam. Hatta böyle biraz uykuluyum. Erken kalktık çünkü. Biliyorsunuz dün bayağı geç yattık. Ondan dolayı böyle çok az uykuylayım. Yaklaşık bir 5 saat, 4 saat kadar falan uyudum herhalde. O yüzden kahveye ihtiyacım var ve evde yok şu an. Şimdi ben akşam için hazırlanacağım arkadaşlar. Kamerayı da açacağım, şöyle koyacağım. Tripodumu da arabada unuttum. Çok güzel. Neyse, bir şekilde sabitleyeceğim. Ayaklı tripod almıştım. Onu kullanırım, olmadı. Saçlarıma maşa yapacağım. Birazcık makyaj yapacağım. Giyeceğim elbiseyi falan da göstereceğim sizlere. Bu şekilde şimdi akşam için hazırlanalım. Biliyorsunuz akşam gala var. Daha önce de gitmiştik Antep fuarına. Bu sefer fuar Mersin'de. Mersin'de gala yemeği olacak akşam. Filiz anneler, Oğuz baba, Şile abla, Ege, ben hep birlikte gideceğiz. Bu şekilde zaten orada da açacağım kamerayı. Şimdi hazırlanmaya başlayalım. Şimdi şöyle saçlarımı tarıyorum birazcık. Ve Urban'ın bu saç spreyini kullanacağım. Ve biraz da hacim vermesi için yine Urban'ın bu kuru şampuanını kullanacağım. Henüz burada bir kuaförüm yok arkadaşlar. Yani var aslında, şöyle. Düğünümde gittiğim kuaförü çok beğendim. Çok memnun kaldım. Orayı kullanacağım ama eve çok yakın değil. Aslında bir şubesi daha var bizim buraya yakın olan ama oraya hiç gitmedim. O yüzden şu anda bir kuaförüm yok. Ondan dolayı kuaföre gitmiyorum. Biraz uzun sürecek maşam. Saçlarım uzadı çünkü. Saçlarımda değişiklikler yapmayı planlıyorum bu ara. Biraz kestireceğim ve ışıltı attırmayı düşünüyorum saçıma. Yani balyaj gibi diyebilirim. Daha önce sarı kullanmıştım saçlarımı bu arada. Üniversite dönemiydi. Ege ile hatta ilk tanıştığımız zamanlardı. Saçlarımda balyaj vardı. Sarı kullanmıştım. Çok güzeldi. Seviyordum aslında ama zordu. Yani saçınız ister istemez kuruyor. O şu anki canlılık, nasıl diyeyim, doğallık olmuyor. Kurutuyor. Ama tabii zamanla geçiyor, azalıyor. Onu göze aldıktan sonra sarıya boyatmak mantıklı. Ha bir de şey sorunu var, işte makyajsız çıkamıyorum falan gibi şeyler. Yani biraz o da var. Bilmiyorum.
her an sarıya dönebilirim dediğim gibi. Ama sarı yapmasam da şey, kesinlikle boyunu kısalttıracağım. Daha bakımlı görünür diye düşünüyorum. Bu arada şu an şu maşa izleri hiç hoşuma gitmedi. Çok da rahatsız etti. Normalde evde yapsam bunu, hani bir yere falan gitmeyecek olsam, öylesine yapsam çok güzel olur. Ama şu an önemli bir yere gideceğiz ve bakın şu maşa izlerine. Neyse, devam edeyim. En son belki düzeltirim. Şu şekilde saçlarımı yaptım. Şimdi makyaja geçeceğim. Makyaj kısmını vloglamayabilirim. Çünkü çok farklı bir makyaj yapmayacağım. Dün Hilal'in doğum gününe giderken de makyaj vlogu çektiğim için aynı vlog içinde iki makyaj yapmayayım diye onu şu anda vloglamayacağım. Şöyle kahve yaptım. Biliyorsunuz bugün hiç kahve içmedim demiştim. Ege gelirken kahve almış. Şimdi kahvemi içeceğim ve makyaja başlayacağım. Dediğim gibi kamerayı açmıyorum çünkü farklı bir makyaj yapmayacağım. O yüzden ben başlayayım. Zaten hazırlanınca videoyu tekrar açarım. Bu şekilde hazırlandım. Dediğim gibi makyaj aşamasını çekmedim. Böyle sarı kalem bir elbise giydim. Arka taraf biraz dağınık, kusura bakmayın. Saçlarım şöyle dalgalı zaten. Bu şekilde de topladım. Biraz acelemiz var. O yüzden hızlıca çıkıyoruz. Dediğim gibi Mersin'e geçiyoruz. Aşağıda bizi bekliyor Oğuz babalar. Öyle yine orada da açacağım kamerayı. Şöyle detaylı boydan aynada da dur. Şu şekilde elbisemde. Böyle kalem bir elbise. Bunu Ege ile sözümüzde giymiştim bu arada. Pardon, tanışmamızda giymiştim. Yeni yanında biraz klasik kaldım ama olsun. Yine de şöyle saçımla falan biraz modernleştirmeye çalıştım. Bu arada kameramın, telefonumun arkasına da ruj bulaşmış. Onu da temizleyeceğim. Orada görüşürüz. Geldi şimdi Mersin'e. Sultaş Otel'deyiz. Görünüyor musun acaba? Bence görünmüyorum. Evet, şimdi görünüyorum. Topuklu giymeme rağmen Ege'yi alamadım yine de. Yol bayağı bir sürdü çünkü Adana'dan Mersin'e geldik. Ben genelde Tarsus'tan Mersin'e geldiğim için alışmışım o kısa mesafeye. Ama Adana'dan gelince birazcık sürdü tabii doğal olarak. Şöyle bir şeyler yiyeceğiz birazcık. Açız bayağı. Ege hatta çok açtı. Ben bayağı açtım. İyiyim efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Oruk mu deniyor? Oruk gibi. Evet. Evet. Alkışlayalım mı lütfen? Bizim evde de biberler. Ekim yapmaya gidiyoruz. Şu an aşırı kalabalık ama. Yol Milla bu arada. Sormuşsunuz. Milla'dan bunu bulabilirsiniz. Zaten ben geçen yıl aldım ama hala var. Harikasınız. Ece, ben
Ben mikrofonu sana vermek istemedim. Bir mikrofonu. Bütün mankenlerimize bir mikrofon tanıdım. Bakalım onlar mı? Şimdikler bu gece için. Kesinlikle çok güzel bir görsel şölen. Vlog tanıyoruz. Ya bu arada ben inanamıyorum gerçekten. Maşallah diyeyim, teşekkür ederim. Tamam, tamam. Biz sizde Antep Fuarı'nda da birlikteydik bu arada. Yine fotoğraflarımız vardı. Orada çekilmişti. Ay harika. Tüm fuarlarda sizi yakalıyorum. Harika. Sevgiler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Eve geçiyorduk en son ama şimdi çorbacıya geldik, Mersin'de giderlere. Oradan geçeceğiz. Saat kaç şu anda? Artık biz eve geçtiğimizde saat 3-3.30 falan olacak. Ya bir şey soracağım. Ekmeğin arasında maydanoz mu koydun? Bu kadar şey varken, bu kadar şey gelmişken. Gerçi yeni geldi de. Bu saatte önce maydanoz ekmek arası. Mideni mi bastırıyor? Bol limon, bol tuz. Ki tuz kolay kolay kullanmam biliyorsun. Biz Ege ile mercimek çorbasını genelde böyle paça sulu içiyoruz. Çok güzel oluyor. Çok az. Yiyebiliyorum. Tamam, ama yeter. Dokunmuşum. Bir haşlanmış mum var, bir de kızarmış var ama ben kızarmış tercih edeceğim. Memoş hazır mıyız? Allah izlerse gelsin artık. Allah Allah. Allah be. İlaydacığım, sen yokken ben vardım. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Ben uyandım. Az önce bir kargom geldi. Onun için hemen kamerayı açtım ve sizlere de göstermek istiyorum. Daha kahvaltı falan hiçbir şey yapmadım. Kargoyu açtıktan sonra zaten güzel bir kahvaltı hazırlarız. Dün bayağı geç geldik. Saat 3 falan da en son zaten çorbacıya geçmiştik. Ondan dolayı böyle biraz uyudum yani. Uyku ihtiyacım vardı. Çünkü bir önceki günden de uykusuzduk. Şimdi hep birlikte kargoyu açalım. Şu anda bulunduğumuz bu yer için bir şey söylettim. Çok güzel bir tablo söylettim. Daha doğrusu tablolar söylettim. Umarım sağlam şekilde gelmiştir. Bu arada Trendyol'dan aldım. Mutlaka linkleyeceğim zaten aşağıya. Homepack diye bir yerden aldım ben. Bu şekilde sarmışlar. Güzel sarılmış görünüyor zaten. 6 adet tablo. Çok heyecanlıyım. Çok beğenerek ve severek aldım. Umarım güzeldir. Ama şu an şu mesela ahşap çerçeve kısımları gayet kaliteli ve güzel duruyor. Bu en minik olanı. Gayet güzel baskıları falan. Kalitesi de çok iyi gerçekten. Şöyle bir not çıktı içinden. Alışverişinizde bizleri tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve seçmiş olduğunuz bu ürünün evinize renk katmasını diliyoruz. Yorum ve düşüncelerinizi kendimizi geliştirebilmek ve sizlere daha hizmet sunabilmek adına bizim için çok değerli demişler. Resimler, baskılar çok kaliteli, çok iyi. Bu arada fiyat olarak da güzeldi fiyatı bunun. 300 civarı gibi bir rakama aldım. Bu zaten en büyük olanı. Şöyle. Bu diğer büyük olanı. Yanlış hatırlamıyorsam 30'a 40 bunlar. Renk tonlarına bayıldım. Şu anda kapalı balkonumda zaten bu tonlar hakim. Ahşaplar, bejler, açıklı koyulu kahveler. En sevdiğim tonlar zaten kapalı balkonlar, kış bahçeleri için. O yüzden tabloları da direkt bu renk söylettim. Çok uyumlu duracak gerçekten. Ben asacağım. Ege gelsin. Hemen asarız bunları. Astıktan sonra size de göstereceğim. Bu şekilde. Şimdi birlikte mini bir kahvaltı hazırlayalım. Çok açım çünkü.
Arkadaşlar elimi kestim, o yüzden bu şekilde elimde peçete var şu anda ama devam edeceğim kahvaltıya. Yıkılmadım ama ayakta da. Kahvaltımız hazır. Şöyle bir tabak yaptım. Size tam olarak çekemedim arkadaşlar. Telefonumda bir sorun oldu. Ama şöyle kahvaltımızı göstereyim. Ege sucuklu yumurta yaptı. Şöyle bir tabak hazırladım ben de. Kızartma ve işte domates, salatalık, salam, sosis. Bu şekilde. Şurada da tereyağı ve bal var. Şimdi yiyeceğiz. Afiyet olsun. Kahvaltımızı falan yaptık. Şimdi ben bir etrafı toparlayacağım. Bir de kahve yapacağım. Bu videoyu da burada kapatmak istiyorum artık. Çünkü yeni bir vlog başlatırım. İnşallah bundan sonraki videom hani muhtemelen, yani bundan sonra olmasa bile bir sonraki büyük ihtimalle ev turu olacak zaten. Ev turunda görüşürüz o zaman. Ve şimdilik dediğim gibi bu vlogu burada kapatıyorum. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Beni Instagram'dan takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.